Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle cookie yapacağız. Starbucks'ta satılan cookie'lerden. Şimdi ilk önce 125 gram margarin, yani margarin. Önce malzemelerini say. Tamam. Fındık. Dur, hayır, onlar en son. 125 gram margarin, yani margarinin yarısı. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1,5 çay bardağı şeker. 1 çay kaşığı tuz. Tut ya. Tuz. Bir dur. 3 çay bardağı un. 1 adet yumurta. 1 çay bardağı damla. Fındık. Damla çikolata. 1 çay bardağı fındık. Vanilya ve kabartma tozu. Şimdi bunları döküyoruz. Ben de döküyorum. Ben de döküyorum. Tamam, al oradan şekeri, şeker dök bana. Nişastayı unuttuk. Bir yemek kaşığı nişasta var arkadaşlar burada. Yumurta. Hayır, yumurtayı sonra bekle. Şimdi bir çay kaşığı tuz gelsin, dök bakalım hadi. Neyimizi unuttuk? Bunu. Evet, bir tane yumurta. Çok okey çünkü. Şimdi arkadaşlar biz bunları karıştıracağız. Tabii ki ilk önce arkadaşlar tereyağını ve margarini önceden... Bir saat falan önceden... Oda sıcak. Aynen, oda sıcaklığında olması lazım. Yoksa olamazsınız. Niye el yapıyorsun? Çünkü el olmam gerekiyor Yasin. Birazdan da arkadaşlar 3 çay bardağı unumuzu ilave edeceğiz. Arkadaşlar, şekerler biraz ezilmiş olması lazım. Yasin ne diyecekse desin şimdi. Sen kaşıkla yapabilirsin. Kaşıkla yapamazlar Yasin. Ezmeleri lazım. Satan değilsene. Yasin'cim, unumu atar mısın buraya? 3 çay bardağı un. Dök. Dök bakalım. Tamam. Ay dur, kaldır. Arkadaşlar unumuz unuma biraz ilave etmek isterseniz tabii ki edebilirsiniz ama büyük bir ihtimalle 3 çay bardağı ideal. Şimdi biz bunları karıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, biz şimdi hamurumuzu yoğurduk. Vanilya ve kabartma tozu koyacağız. Yasin sen vanilyayı koy. Hadi açık o, açık. Ay, her tarafa sıçrattı ya. Yasin, Çınar'ın eli değdiyse çok tatlı olur. Hayır. Çok tatlı olur. Şimdi arkadaşlar bunu da ovacağız. Unumuzun miktarı bence gayet iyi oldu. Yani bana göre iyi. Kıvamı da iyi. Ağzı fikirdi. Şimdi arkadaşlar bunu yoğurduktan sonra ardından damla çikolatalarımızı atacağız. Damla çikolatalarımızdan sonra da bunu isterseniz blenderdan da geçebilirsiniz. Bardakla da ezebilirsiniz. Ama bu kıvam çok iyi. İlla öyle pütürsüz bir kıvam olmasına gerek yok. Şeyleri de at istersen, hepsini bir karıştır. Şu kabartma tozları biraz şey olsun. Evet Yasin. Bekle. Dökme. Burada da varmış, onu görmedim. Hasıyım. Hasıymısın? Hasıyım. Uçağa kaydığımı hasıyım. Kalksın uçak. Evet hadi bakalım, koy. Tamam. Oh, tamam. Dibindeki daha dedi. Dibinde var. Tamam, aferin sana. Şimdi bekliyoruz. Cevizi de dök. Döktüm. Dök bakalım. Ay, fındıkları da dök. Pardon, özür dilerim usta. Arkadaşlar bu arada fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz yani. Çok fark eden bir şey yok. İkisi de sağlıklı mı sağlıklı. Usta değil mi? Arkadaşlar bu arada şekeri çok sevmiyorsanız esmer şeker de kullanabilirsiniz ya da çay bardağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı da kullanabilirsiniz. Ama en ideali 1,5 çay bardağı ya da 1 çay bardağı. Şimdi arkadaşlar ben tepsimi alıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben biraz yaptım şimdi. 4 taneyi de sizinle birlikte yapacağım. Elinize ceviz büyüklüğü kadar alın. Yani avucunuz kadar alın. Ondan sonra yuvarlayın. Hafif üstüne bastırın. Buraya koyun.
Buraya dediğim yani tepsiye arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan bunları fırına yollayacağız ve fırında 15 dakika ve 180 derecede ısınmış bir fırına koyacağız. 15 dakika boyunca bekleyeceğiz. 15 dakikadan sonra çok tatlı ve güzel cookie'lerimiz hazır olacak. Cookie. Starbucks'tan aldığınızda arkadaşlar 9 lira falan bu arada. Bu kek mi? Hayır, bu kurabiye yaz. Tabii ki ama ev yapımı daha tatlı oluyor ve lezzetli oluyor çünkü o bir el yapımı. Bu da el yapımı. Hayır. Evde yaptığın zaten el yapımı aşkım. Evet arkadaşlar biz şimdi bunları 180 derecelik bir fırında 15 dakika kadar pişireceğiz. Pişirdikten sonra ama gerçekten 15 dakika olsun çünkü 15 dakikayı geçince kötü oluyor. Evet arkadaşlar biz şimdi fırından çıkardık. 15 dakika doldu. Ve çıtır çıtır çok güzel bir kıvamı var. Bence görünene yani gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir tane biz bardak böyle aldık. Arkası yuvarlak. Şimdi bardakla hafif hafif böyle bastıracağız ki. Ay ya sıcak sıcak elleme. Hafif hafif bastıracağız ki arkadaşlar. Böyle tam ezilmiş bir güzel kıvam alsın diye. Şurası ne? Öyle çok da yani çok bastırmayın yoksa çok ezilir. Ve bir güzel görüntüsü kalmaz. Görünüyor. İçindeki çikolata aromalarını çok güzel olacak. Arkadaşlar böyle bunlar da bastırılmamış hali. Bastırılmış hali ve daha güzel. Bir tanesini şu öndekilerden bir tanesini aç içini kır. Şöyle. Çok sıcak. Çok tatlılar. İçinde böyle fındık şeyleri de var görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Yasin tatmak ister misin? Bence tatmasın yanacak. Evet arkadaşlar böyle güzel bir görünümüm var. Çok tatlılar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.